tekrar hoş geldiniz. Bugün yine yapmayı en sevdiğim şeylerden biri olan bir yastık projesiyle karşınızdayım. Ancak bugün dikiş kullanmadım. Biraz daha kolay hale getirmek istedim bu yastığı sizler için ve yapıştırdım. Polar kumaşa yapıştırması çok kolay olduğu için bu projede dikiş yerine bunu tercih ettim. Tabii bu durumun bir avantajı bir de dezavantajı var. Avantajı çok kolay olması, büyük küçük herkes yapabilir. Dezavantajı ise maalesef çok uzun ömürlü olmaması. Bir fermuarımız olmadığı için kılıfımızı sürekli çıkarıp yıkama gibi bir olanağımız olmuyor maalesef. Ama maliyeti oldukça düşük, o yüzden çok da uzun ömürlü olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Eğer hazırsanız yastıkların yapılışına geçebiliriz ama önce malzemeler. Olarak kartondan bir şablon hazırladım. İstediğim şekli çizdim bu şablonun üzerine. Gördüğünüz gibi orada farklı çizgiler var zaten. Bu tamamen deneyerek çizdiğim bir şekil. Bu çizdiğim bulutun yüksekliği 30 cm. Eni ise 50 cm uzunluğunda. Şablonumu poların üzerine koyuyorum ve kenarlarından yarım cm yapıştırma payı bırakarak şeklimi çiziyorum ve düzgün bir şekilde kesiyorum. Kumaşımı ikiye katlayarak kesiyorum. Böylece iki eşit parça elde etmiş oluyorum. Daha sonra kumaş yapıştırıcısını kullanarak bu iki parçayı birbirine yapıştırıyorum. Ama alt kısmında çok az bir boşluk bırakacağım. Bu kısımdan elyaf dolduracağım. Yaklaşık bir 10 dakika yapıştırıcının iyice kurumasını bekledim. Daha sonra yapıştırıcım kurudu ve kılıfımı ters çevirdim. İçine boncuk elyaf doldurdum. Son olarak yastığımın içini doldurmak için bıraktığım boşluğu da yapıştırıyorum ve kurumasını bekliyorum.
Yastıklarıma yüz ifadelerini vermek için siyah, beyaz ve pembe keçe kullanacağım. Pembe keçeyi yanak yapmak için, siyah keçeyi göz ve ağız yapmak için, beyaz keçeyi ise gözlerin iç için kullanacağım. Özellikle çocuk odalarına bu yastıkların çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. En beğendiğiniz hangisi oldu mutlaka aşağıya yorum bırakın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.